Merhaba arkadaşlar, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçen çalışmamızda görmüş olduğunuz gibi ne yapmıştık? Buradaki tekil sayfamızın CSS'lerini yazmıştık. Burada eksikliklerimiz vardı. Hatta tekrar bu kurslara dönersek, görmüş olduğunuz gibi şimdi öncelikle burada bazı yapmamız gereken şeyler var. Router link verdiğimiz için şurada tekstlerin tamamına alt çizgi geldi. Bunlar bir link haline dönüştüğü için. Çünkü bunun sebebi şöyle, kapatayım burada her şeyi. Book liste geldiği zaman şimdi router link de çevirdik biz book item'ı. Şimdi arka tarafta aslında bu router link de bir A etiketi oluşturuyor. O nedenle burada görmüş olduğunuz tekstlerin hepsine alt çizgi geldi. Onu nasıl yok ederiz? Şimdi gelelim burada. Şurada App View'yu açıyorum. App View'de Style bölümüne geliyorum ve A etiketlerinin tamamına Text, Decoration, None dediğimizde kaydedelim. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki alt çizgilerin tamamından kurtulduk. Şimdi burada bir de şöyle bir eksiğimiz var. Dikkat ederseniz şuradaki görsellerin boyutu birbirlerinden farklı. Diğer sayfalara gidersek de bu şekilde. Şimdi bunların standart bir görünüme sahip olmasını istiyorum ben. Yani uzunlukları birbirinin aynı olsun. Aynı zamanda burada örneğin bazılarının şu description alanları daha uzun olabilir, bazılarının daha kısa olabilir. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Eğer belli bir karakter sayısından daha fazla olursa 3 nokta eklesin buraya. Şimdi geliyorum bunun için. Nerede yapacağız bunu? Book item'a geliyorum. Çünkü buradaki description'lar tam olarak burada. Senaryom neydi? Belli bir uzunluktan sonra o uzunluğa kadar tanım alacağım ve sonrasında da 3 nokta ekleyeceğim. Şimdi bunu çok farklı yöntemlerle yapabiliriz. Örneğin bir tane utils klasörü oluştururuz. Orada bir tane fonksiyon oluşturup bunu her yerden çağırabiliriz. Bu bir yöntem olur. Ancak ben burada bunun yalnızca burada olacağını varsayıyorum. Ve bunu computed property olarak yapacağım. Ne demeye çalışıyorum? Bakın geliyorum burada. Şurada rating batch class'ın altına truncated text şeklinde bir computed property'mi oluşturuyorum. Ve diyorum ki if eğer burada this.book.description'ın uzunluğu 50 karakterden daha büyükse bu teksti kesmesini istiyorum. Nasıl kesecek bunu? Burada bir return diyorum. this.book.description'ı alıyorum tekrar burada. JavaScript slice metodunu kullanıyorum. Sıfırdan başlayıp 50. karaktere geldiği zaman bunu kesecek ve sonrasında da ne ekleyecek buna? Şöyle 3 nokta eklesin. Öyle olmadığı durumda da yine bir return diyorum. Description'ı olduğu gibi geri dönmesini istiyorum. Kaydediyorum ve artık burada biz neyi göstereceğiz? Ctrl-C ile kopyalıyorum. Bu description yerine truncated text'i göstereceğiz. Kaydedelim. Gelelim burada. Bakın görmüş olduğunuz gibi ne oldu? Şurada 50 karakterden sonrası kesilmiş oldu. İkinci sayfaya gelelim. Bir de bunu şu şekilde görelim. Normalde bizim bu pagination'ı daha rahat görmen için 4'ü ayırmıştık ama normalde bu her sayfada 8 tane kitap olmasını istiyorum ben. Gelelim bunun için book list'in içerisinde miydi o? Hayır. Book suyun içerisine geliyorum. Ve burada item per page 4 değil de item per page'i 8'e çekiyorum. Kaydediyorum. Görmüş olduğunuz gibi 8 tane görselim var. Bunlar birbirine çok yakın oldu. O zaman ne yapalım? Şurada book list'in içerisinde şurada margin bottom 4 var. Bunu margin bottom 5'e çeviriyorum. Kaydediyorum. Görmüş olduğunuz gibi kitaplarımız arasındaki ara açılmış oldu. Ve ne var burada aynı şekilde? Görmüş olduğunuz gibi pagination'ımız ne yapıyor? Çalışıyor. Tıkladığımız zaman da halen daha detay sayfasına geri dönüyoruz. Yalnızca iki satırlık tanım biraz kısa oldu. Bunu şöyle yapalım. 50 değil de bunu şöyle 80'e çekelim. 80 karakter olsun. Tekrar kaydediyorum. Geldim. Görmüş olduğunuz 80 karakter böyle 3 satırlık bana yeterli. Ancak bu kez ne oldu? Bunun tanımı kısa. O zaman şuraya ne vereceğim? Ben şuraya bir minimum yükseklik vermek istiyorum. Geliyorum bunun için hangi class tutuyormuş description'ı? Şöyle card text'imiz tutuyormuş. Geliyorum şurada. Scope olarak long SCS'e şimdilik gerek yok. Buraya nokta card-text class'ını yazıyorum. Ve diyorum ki minimum height 70 piksel olsun. Kaydedelim. Geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde başarılı bir şekilde hepsine belirli standartta yüksekliğini vermiş oldu. Eğer tanımda uzun olursa şurada görmüş olduğunuz gibi 3 karakter
gelmiş oldu. Tekil sayfamızı düzenleyelim. Şimdi burada nedir? Tüm tekil sayfaların hepsinde aynı statik içerik var değil mi? Çünkü neden? Bizim şurada Book Detail View sayfasında, şimdi diğerlerini bir kapatalım artık kafamız karışmasın. Pardon, hepsini kapattım. Şunu tekrar alalım. Burada Book Detail View sayfasında ne var? Bizim statik bir içeriğimiz var değil mi? Bizim şurada DBJS içerisinde bulunan verilerimiz gelmiyor buraya. Ne yapacağız şimdi? Burada o dinamik verilerin gelmesini sağlayacağız. Nasıl sağlayacağız bir bakalım. Şimdi geri dönüyorum burada. Burada daha önce ne konuşmuştuk? Bakın ben her tıkladığımda şurada görmüş olduğunuz gibi bir ID görüyorsunuz değil mi? O ID ne ID'si? Bu kitabın ID'si değil mi? Biz bir şekilde bu tekil sayfa üzerinden, bu ID'den burada hangi kitaba ait içeriklerin bulunması gerektiğini bulabiliriz değil mi? Nasıl yapacağız bunu? Gelin bakalım. Şimdi geliyorum burada Book Detail View'in içerisindeyim. Öncelikli olarak burada aşağıda data property'mizi oluşturalım. Data property'miz neydi? Bir fonksiyondu ve bize ne yapıyordu? Bir obje return ediyordu. Şimdi burada kitabımız ne olacak? Bizim ilk anda kitabımızın ne olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz değil mi? O nedenle buraya ne diyorum? Null yazıyorum. Kitabımızın ne olduğunu bilmiyoruz. Biz nereden okuyacağız? Buradaki URL'den okuyacağız. Nasıl okuyacağız? Created metodunun içerisinde okuyacağız. Neymiş bu created metodu? Birazdan konuşacağız. Şimdi önce oluşturuyorum bakın. Created diye bir metot oluşturuyorum. Bunun adı created. Bunu kendimize göre belirleyemiyoruz. Burada diyorum ki cons book id şeklinde bir değişken oluşturuyorum. Ve bu ID neye eşit? this.dollarRoute.params.id'ye eşit. Hayda hocam, bu created ne bilmiyoruz. Burada şöyle bir $route diye bir şey kullandınız. Onun ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak emitte de konuştuğumuz gibi neydi? Burada eğer başında dolar varsa bunun view'ye özel bir şey olduğunu tahmin edebiliyoruz değil mi? Demek ki burası view'ye ait bir şeymiş. Ne olduğunu da birazdan konuşacağız. Ancak şu öncesinde şu created neymiş bir bakalım. View'nun kendi içerisinde lifecycle hooks dediğimiz lifecycle metotları var arkadaş. Bunu o component'un yaşam döngüsü metotları olarak düşünebilirsiniz. Ne demeye çalışıyoruz? Aslında bu uygulamamızın tamamı neydi? Tek sayfadan oluşuyordu değil mi? ViewRouter örneğin bize ne sağlıyordu? Bu tek sayfalık uygulamada sanki sayfa geçişleri yapıyormuşuz gibi bir his uyandırıyordu değil mi bizde? Aslında uygulamamız bizim ne? Tek sayfadan oluşan bir uygulama. Biz ne yapıyoruz o tek sayfadan oluşan uygulamaya? Ara ara belirli koşullarda, belirli verilerde komponentler yerleştiriyoruz aslında. Yaptığımız başka hiçbir şey değil. Mesela ben geldim, buraya tıkladım. Router link ne yaptı? Bana bu ilgili sayfayı getirdi. Bu ilgili sayfa benim açımdan nedir ama? Bir komponenttir değil mi? İşte bu komponentin kendi içerisinde lifecycle metotları, yani yaşam döngüsü metotları var. Yaşam döngüsü metodundan kastımız ne? Bu component'un DOM içerisinde oluşturulup sonrasında da kaldırılması arasında geçen metotlar. Şimdi lifecycle hooks'a geldiğimiz zaman dokümantasyonda lifecycle diagram'da aslında bize genel olarak ne olduğunu anlatıyor. Peki buradaki created hook ne? Created hook arkadaşlar template daha compile edilmeden, yani burada bulunan HTML içerikleri daha DOM içerisine yerleştirilmeden biz otomatik bir metot çalıştırıyoruz burada. O metodun adı created. Zaten mantık olarak da şunu düşünebilirsiniz değil mi? Biz şuradaki HTML etiketleri oluşmadan buradaki ilgili datamıza sahip olalım ki bu datamızı ne yapalım? Düzenli bir şekilde template içerisinde gösterebilelim değil mi? O nedenle biz burada ne yapıyoruz? Created metodunu kullanıyoruz. Tamam, created metodunu kullandık biz. Acaba buradaki route neymiş? Gelin şöyle yapalım önce. Created'ın içerisine console log diyorum. Şu this.route'u yazdıralım bir içerisinde ne varmış. Kaydediyorum. Sonra gelelim uygulamamıza. Şuradan inspect diyorum. Console'da bakalım ne yazacak. Şimdi refresh ediyorum bakın. Konsola bir şeyler geldi. This.route bize ne veriyor? Bize bir tane obje veriyor aslında. Bu objenin içerisinde bakın belirli parametreler var. Full path neyi gösteriyor tahmin edeceğiniz üzere? Şurada localhost postundan sonraki URI kısmını gösteriyor, tamam mı? href attribute'u da aynı şekilde. Name book detail. Book detail neydi? Bizim component ismiydi değil mi? Route'da belirlediğimiz. Ve burada aynı zamanda ne var? Params diye içerisinde bir obje var.
Bu neyi gösteriyormuş? ID 2 şeklinde bir şey gösteriyor. Şuradaki 2 ile buradaki 2 birbirinin aynısı da. ID nereden geliyor? Hatırladık mı acaba? ID nereden geliyordu? Biz şöyle index.js'i açalım bakın router'dan. Router'dan index.js'i açtım. Şurada görmüş olduğunuz parametre şuradaki parametre arkadaşlar. Yani ben buradaki kitap ID'sini nereden bulacağım? this.route.params.id şeklinde şurada görmüş olduğumuz string şeklinde 2'ye ulaşabileceğim değil mi? Hemen gelin onu da yazdıralım bakın. Şöyle bir console log diyorum tekrar. Bu kez şuradaki ifadenin tamamını yazdıralım. Kaydedelim. Görmüş olduğunuz gibi buradaki ifademiz ne? 2. Yalnız buradaki ifade dikkat edin bir string şeklinde. Hatta şöyle de yapayım isterseniz. Alt shift alt topla şurayı kopyalayalım. Buraya type of diyorum bakın. Bu ID'nin bize type'ını yazdırsın. Geldim. Görmüş olduğunuz gibi nedir? Burada bize gelen ID string. Neden bu string'i görmenizi istediğimi birazdan göreceksiniz. Ben artık ne yaptım? Bu şekilde kitabın ID'sine ulaştım değil mi? Şu console logları siliyorum. Kitabın ID'sini ben biliyorsam artık ne yaparım? DB'imde bulunan kitaplar içerisinden hangi kitap olduğunu bulabilirim değil mi artık? Tabii bunun için de ne yapmam lazım? DB.js'i import etmem lazım. Import books from @db.js'ten kitapları import et. Şimdi işte bu kitabı nasıl bulacağım? Bunun için de diyorum ki this.book neye eşit olacak? Books.find metodunu kullanacağım burada. Book neye eşit? Buradaki book id'si neye eşit olacak? Parse int şuradaki book id'ye eşit olacak. Neden burada parse int'i kullandım? Çünkü string'i integer'a çevirmek için. Ve şurada da aşağıya da console log diyorum bakın. Şuradaki this book'u bir yazdıralım. Geliyorum burada. Bakın refresh ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi this book şu şekilde bana beyond the store, beyond the star'mış bu kitabın adı. ID'si 2 diyor. Bakalım öyle mi? Gelelim DBJS'in içerisine ID 2 Beyond the Stars. Demek ki yaptığımız işlem doğruymuş. Geri dönelim. Ne yapacağız artık? Buradaki detayları yazdıracağız değil mi? Geliyorum. Book Detail View'e döndük. Gelelim burada. Artık burada title olarak Book Detail değil de neyin görünmesini isteriz? Kitabın isminin görünmesini isteriz değil mi? Geliyorum hemen burada. Buradaki title'ı bind ediyoruz. Artık burada Book Detail değil de book.name yazacak. Burada da artık text değil de ne yazsın? Hani pek mantıklı değil ama book.author'da burada yazsın. Yani kitabın yazarı. Kaydediyorum. Tabii şurayı da önce bindlamamız lazım. Kaydediyorum bu şekilde. Geldim. Bakın görmüş olduğunuz gibi Beyond the Stars ve yazarında ne yapmış olduk? Yazdırmış olduk. Hemen gelelim. Başka ne yazdıracağız? Şurayı siliyorum bakın. Burada açtık çift süslü parantezimizi. Burada this.book.description'ı yazdıracağız. Başka neler varmış elimizde? Page vardı, rating ve upload date var. Geliyorum şuradaki static page yerine yine çift süslü parantezimizi açtım. Ve diyorum ki this.book.page. Bunu olduğu gibi kopyalayayım. Burada bizim kategori şeklinde bir bilgimiz var mı? Hayır. Olmadı onu sonradan ekleriz. Şimdilik hepsi bu şekilde dursun. Rating tarafına this.book.rating yazıyorum. Upload date tarafına da şuraya da Ctrl V şeklinde yapıştırdım. Neymiş bu? Upload date bu şekildeymiş. Hemen burada da this.book.upload date'i böyle yazdırıyorum. Ancak ne yaptım? Bir hata yaptım değil mi? Burada biz dizileri yazıyor muyduk? Şöyle gelip seçeyim. Şöyle Ctrl D ile bu dördünü seçip backspace tuşuna basarak sildim. Kaydediyorum. Bu şekilde de ne yapmış olduk? Bu şekilde de dinamik olarak yerleştirmiş olduk. Buradaki comment bölümüne gelince bu comment bölümü ne şimdilik karışmıyoruz. Hatta daha sonrasında şurada görmüş olduğunuz comment kartını biz ayrı bir component'a da alabiliriz. Şimdilik bu şekilde statik dursun. Şimdi ne yapacaktık? Burada çalışmamızı font awesome yükleyip şuradaki back butonu ve şuradaki upload'u düzenleyecektik ama biraz boğazım ağrıdı. O nedenle bugünlük burada bırakalım. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere.